Siz de ölmeden önce görülecekler, gidilecekler, yapılacaklar listesine eklediniz mi kuzey ışıklarını? Hepimizin rüyalarını süslüyor değil mi? Oldukça güzel, oldukça hayali bir yermiş gibi geliyor ama gidenler, giden arkadaşlarım da şunu söylüyor. O ışıkları görmek oldukça zor çünkü sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Ne zaman görüneceği, ne zaman çıkacağı bilinmiyor. O yüzden belli yerlerde kamp kuruyorlar değerli izleyenler. Ölmeden önce yapılacaklar listesinde benim de ekli. En iyi nerelerde izlenir? İzlanda'da, İskandinavya, Kuzey Sibirya'da yıl boyunca izlenebilirmiş. Şimdi klip ekranlarınıza gelirken, programı açarken ben de baktım en güzel nerelerde izlenir. Birkaç yer aklımdaydı ama bazı yerlerde tüm yıl izlenebiliyor. Bazı yerlerde ise Aralık'la Şubat arasında izlenebiliyormuş. Ölmeden önce yapılması gerekenler listesine ekleyelim değil mi? Kuzey ışıklarına nasıl geçiyor günleriniz? Çarşambayı da artık haftayı da ortaladık değil mi? Ne ara açtık, ne ara ortaladık, ne ara bu anlara geldik. Programımız interaktif. Ekranların en interaktif, en sosyal medya sever spor kültür programına hoş geldiniz. Yeni program sizlerle çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Net Günlüğü adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Bu arada bu hafta birkaç defa videolarınızla ilgili vurgu yapmıştım. Eğer videolarınız varsa, sizin de top sektirdiğiniz güzel sportif videolarınız varsa bizlere gönderebilirsiniz demiştim. Keza gönderenleriniz de oldu, uyaranlar da oldu. Onları da akışımıza ekledik. İlerleyen dakikalarda bakalım beğenecek misiniz? Merak ediyoruz. Biraz gündem diyelim mi? Gündemde neler var, neler yok? İlk olarak başlayalım. Beşiktaş'a başlayalım. Dün Türkiye Kupası'nda günün sorusu, özür diliyorum. Nasıl unuturum ben günün sorusunu? Buyurun, günün sorusu gelsin ekranlarınıza. Bazen bilgi, bazen yorum soruyoruz, bazen de güncel sorular soruyoruz. Bugün güncel bir soru sormak istedik. Aşağıdaki Avrupa devlerinden hangisi şu anda liginde lider değildir diye sorduk. Futbol severler yakından takip edeceklerdir, takip ediyorlardır. Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Juventus. Eğer ilk defa açanlar varsa veya birkaç defa denk gelmişse sadece futbol sorusu sormadığımızın altını çizmek istiyorum. Her branştan sorular yöneltmeye çalışıyoruz sizlere. Bugün biraz güncel bir soru yöneltmek istedik. Manisa Spor'la karşılaştı dün Beşiktaş. Türkiye Kupası'nda 9-0'lık bir galibiyet elde edildi. Bazı isimler daha da parladı. Bazı isimlerin performansı konuşuldu. Zaten siz bütün gün boyunca bu ekranda denk geliyorsunuz. O güzel yorumları. Biz biraz da sosyal medya tarafından bakmak istiyoruz. Negredo ne paylaşmış mesela galibiyet? Sonrasında galibiyet paylaşımı gelsin Negredo'nun. Değerli izleyenler, galibiyet, goller ve takım çalışmasından dolayı çok mutluyum diyor Negredo. Özellikle Negredo, Lens ve Orkan birinci dakikadan son dakikaya kadar en arzulu, en coşkulu oynayanlardandı. Lens ve Negredo'nun tam altışar gole katkıları oldu değerli izleyenler. Lens'te 3 gol, 3 asistle oynadı. Negredo'da 4 gol, 2 asist yaptı. Yani yıldızı, sosyal medyanın da dünkü yıldızı Negredo'ydu yeşil sahalarda olduğu kadar değerli izleyenler. Ve devam edelim. Galatasaray'ın da karşılaşması vardı. Dün Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti Galatasaray. Yasin de iki gol kaydetti. Yasin Öztekin'in paylaşımı nasıl olmuş acaba? Dünün yansımasına bakalım. Bravo beyler diyor. Aslanlı kaplanlı kendi fotoğrafını paylaşıyor. Bir aslan görseli. 2 gol 1 asistle maçın yıldızlarındandı dün Yasin. Ligde Tolga'nın yokluğunda Beşiktaş maçına 11'de çıkması bekleniyor. Zaten dünkü performansıyla da ben buradayım, hazırım dedi bir kez daha. Emrah Başsan'ın galibiyet paylaşımı var. Getirelim ekranlarınıza, şükür diyor Emrah Başsan da. Bu fotoğrafı paylaşmış. Dün ikinci devrede Feghouli'nin yerine oyuna girdi Emrah değerli izleyenler. Etkili de bir futbol oynadı. Sinan'ın asistiyle de ilk golünü attı. Sonrasında ise, maç sonrasında ise şükür paylaşımı yapmış. Fenerbahçe
Doğuş, biraz basketbol diyelim mi? Hızlı hızlı gündemlere gidelim. Sonrasında çok renkli, bir o kadar keyifli videolarımız var. Sizlerden gelen tweetler de var. Onlara da yer vermek istiyoruz. İlk olarak sosyal medyada gündem diyoruz. Fenerbahçe Doğuş galibiyet paylaşımında Ahmet Düveroğlu'nun smaç fotosunu koydu, fotoğrafını koydu. O anlar, bu anlar çok değerli anlar. Çok da güzel bir an yakalanmış. Dün Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaştı. Tahincioğlu basketbol liginde 82-59 mağlup etti Fenerbahçe Büyükçekmece'yi. Jan Veseli'nin takım arkadaşı Ahmet Düveroğlu'na takılıyor. Nasıl takılıyor peki? Gelsin fotoğraf ekranlarınıza. Keyifli de bir fotoğraf. Tavuk kanadı ameliyatı diyor. Biraz hunharca yiyor sanıyoruz ki. Evet ama şey derler değil mi Fırat? Tavuk, kelle, balık, başka ne? Bunlar yenir. Tavuk paça kelle miydi? Yok. Bunlar yenir, elle denir değil mi? Evet, o ondan dolayı. Ve biraz bu kanat işleri biraz böyle gerektiriyor tabii. Arkadaşına da böyle takılmış tavuk ameliyatı diyor bu fotoğrafta. Basketbolla devam edelim. Anadolu Efes'le devam edelim. Galibiyet paylaşımı gelmiş ondan da, Anadolu Efes'ten de. Erik McCollum'u görüyoruz. 41 sayı, coştu da coştu değil mi? Bu yıl hem ligimize hem Euroleague'e gerçekten keyif katan, şov yapan adeta isimlerden bir tanesi Erik McCollum. 21 sayı attı dün değerli izleyenler. Murat Bey, Uşa 41 sayı. 21 sayı nereden acaba aklıma geldi? 21 neyi çağrıştırıyor? 41 sayı attı Murat Bey Uşa. Dün Anadolu Efes'te karşılaştı. Murat Bey Uşak'ta, daha doğrusu konuk oldu. 97-84 mağlup etti değerli izleyenler. Euroleague'e de gözler çevrildi. Euroleague'de de güzel karşılaşmalar var. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes birbirinden heyecan dolu karşılaşmalara konu olacak. Bize de konu olacak elbette. Sosyal medyadan nabzını tutmaya devam ediyoruz. Anadolu Efes Olimpia Milano için taraftarlarını Sinan Erdem'e davet etti. Davet videosu hazırladı. Nasıl bir video olmuş? Eğer işiniz gücünüz yoksa ya da iş sonrasında şöyle biraz kafamı dağıtayım, şöyle güzel bir karşılaşma izleyeyim derseniz, buyurun davet videosu gelsin ekranlarınıza. Perşembe bir davetiniz yoksa, bir işiniz yoksa, bir maniniz yoksa Anadolu Efes sizleri Sinan Erdem spor salonuna bekliyor değerli izleyenler. Güncel konularla devam edelim. Bir daha basketbol diyeceğiz ama bu kez biraz daha uzaklara gideceğiz. Kıta değiştireceğiz. Temsilcilerimize şöyle bir göz atacağız. Cedi Osman'la Furkan Korkmaz yan yana geldiler. Gelsin o güzel ekran. Güzel fotoğraf ekranlarınıza, gurur diyor. Furkan Korkmaz biliyorsunuz ki Philadelphia'da, Cedi'de Cleveland'da, dün salonda o atmosferde yan yana geldikleri bir fotoğrafı paylaşmış Cedi Osman ve tek kelime söylüyor, gurur diyor. Biz de gurur duyuyoruz. Bu arada Cleveland Philadelphia'yı 113-91 mağlup etti. Cedi ile Furkan maçın son dakikalarında, anlarında aynı anda sahadaydı değerli izleyenler. Ve LeBron James'in maç sonu mutluluk videosuna gidelim. Yüzler gülünce tabii çevresine de mutluluğu saçıyor. Kızgın olduğunda eyvah ki eyvah, yanına yaklaşılmıyor. Ama biz mutlu olan videoyu koymak istedik. Çünkü mutlu bir an yaşamıştı. Gelsin ekranlarınıza. Aksesuarları fazladır LeBron'un, çocukları yakından seviyor, yakından tanıyor. Onlarla iletişimlerini biz de çok seviyoruz. Chicago Bulls'un bir paylaşımı var. Ekranlarınıza gelsin bakalım. Basketbolla devam ediyoruz. 1986 yılında bugün Michael Jordan Lakers potasına 41 sayı bırakmıştı. Bu onun 40 sayı üstüne çıktığı ilk 9 maçlık seriydi.
istatistikleri biraz böyle abartmayı seviyorlar değil mi? Hakkını veriyorlar. Mesela biz tarihte bugün yaptığımızda biz de seviyoruz tarihte bugün yapınca böyle abartmayı. Ama mesela bazı şeyler gözlerden kaçabiliyor. Onlar her şeyi kullanıyorlar. İstatistikleri kullanıyorlar. Küçük bir anı kullanıyorlar. Zaten Hollywood'dan da belli değil mi? Her bir şeyi abartarak böyle satıyorlar. Fena da olmuyor bence. Güzel bir pazar oluşuyor. Bizim de dikkatimizi çekiyor elbette. Nate Robinson ekranlarınıza gelsin paylaşımı. Antrenman görüntüsü varmış. Nasıl bir antrenman, nasıl bir motivasyon içerisinde acaba? Bize de ilham olabilir mi antrenman videosu? Gelsin bakalım ekranlara. ...33 yaşında ama adeta 19-20'ymişçesine bir performans gösteriyor. 2009-2010 yılında galiba smaç yarışmasının yıldızı olmuştu, öyle değil mi sevgili Fırat? Evet öyle, peki. Devam edelim o halde. FIBA 2019 Dünya Kupası Asya elemeleri maçlarından güzel derlenmiş bir klip var. Biraz daha basketbol diyelim. Hatta bir tane daha diyelim. Sonrasında 2018 Dünya Kupası'nın afişine gideceğiz. Beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Ama öncelikle bir o güzel klibe, basketbolla ilgili konuşacağımız, vereceğimiz son görüntüye bir gidelim bakalım. Programla ilgili attığınız mesajlar için, fotoğraflar için, öz çekimler için çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman yetenek içeren videolarınızı da ekranlarınıza derleyip toplayıp ekranlarınıza getireceğiz. Bundan sonrasında hatta bugün güzel bir videomuz da var. Kaçırdım programınızı, internetten bakacağız kaçırdığımız programları diyor bir izleyicimiz. Cevaplar geliyor. Bu arada biraz önce söylediğim konuya biraz bir şey gelmiş. Et, tavuk, balık, kelle bunlar yenir elleymiş. Evet, onu da düzeltmiş olduk elbette. Dünya Kupası'nın 2018 afişi sunuldu değerli izleyenler. Rusya biraz geçmişi andırabilecek güzel şeyler yaptı. Ekranlarınıza getirelim bir afişi ilk olarak. Ünlü artist Igor Gurevich tarafından tasarlandı. Efsane kaleci Lev Yashin'den esinlenildi. Nasıl, beğendiniz mi afişi? Ben beğendim. Dün sosyal medyada da bir anket düzenleyeyim dedim. Acaba sizler beğendiniz mi? Nasıl buluyorsunuz diye. Benim yaptığım kişisel Instagram hesabımdan yaptığım ankette daha iyisi olabilirdi denilildi. Daha doğrusu %70 oranında, %65 oranında daha iyisi olabilirdi denildi. Ama ben beğendim açıkçası. Fırat, beğendin mi? Editörümüze soralım. Sevgili yönetmenimiz Caner'e de soralım. Değil mi? Yani Dünya Kupası denilince Rusya'nın bu arada ilk Ballon d'Or ödülünü alan bir kaleci, ilk ve tek Yashin'in kullanılması bence çok güzel. Neyi mesela beğenilmedi? Nostaljik olması, renkleri, tonları bence güzel olmuş. Sizin favoriniz hangisi? Geçmiş yıllara baktığınızda mesela benim tek bir favorim var. Yani diğerlerini de beğeniyorum ama en beğendiğim, her ne kadar yaşım yetmese de sonrasında bilgi dahilinde gördüm, 1982 İspanya Dünya Kupası'na ait afiş bence. Neden? Çünkü sanatla futbol hiç bu kadar iç içe olmamıştı. Hayranlığını böyle dozajını arttırdığı Miro'nun eseri, düşünebiliyor musunuz? Miro Dünya Kupası afişi gerçekleştirdi İspanya'nın. Nasıl? Anlaşılabildi mi sevgili Fırat? Güzel mi? Beğeniyor musunuz? Çok iddialı, çok sanat içeriyor değil mi? Miro bu yani, sanatla. Bu arada Konya'da okuduğum dönemlerde, öğrencilik yıllarımda değerli izleyenler,
yeni eve geçtim. Artık evde böyle biraz sanatsal eserler olsun istiyorum. Konya'da Rampalı Çarşı denilen bir yer var. Orada bolca kitap, poster vesaire şeyler bulabiliriz. Bilirsiniz, öğrencilikte, üniversite yıllarında mutlaka bir posterimiz ya da ilham verebilecek şeyler mutlaka odamızda, köşemizde, bir yerlerde vardır. Ben de o zamanlar biraz sanatla iç içe olmak istiyorum. Biraz böyle tuvalde işte yağlı boya falan yapıyorum. Miro'dan inanılmaz etkilendim. Çok beğeniyorum, işte araştırıyorum. Bu Rampalı Çarşı denilen bir yere gittim. Orada da en altta da yaşlı bir amca. Dedim ki Miro'nun posteri var mı? O kim kızım dedi. Ben dedim yazayım, eğer siz getirebilirsiniz. Çünkü Dali'nin falan eserleri vardı, posterleri vardı. Miro'nun eğer eserini getirebilirsiniz, posterini getirebilirsiniz. Çok sevinirim dedim. Ertesi hafta gittim. Ertesi hafta gerçekten de getirmiş Miro'nun eserini. Şöyle bir baktı. Sonra dedi ki, ya kızım dedi, bunu benim torunum yapıyor. Bundan ne anladın ki dedi. Miro'nun eserleri biraz böyle çocuksu ruh taşır. Sürrealist bir isim. O yüzden o bu şeyi biraz böyle farklı, renkli, çocuksu bulmuştu ki zaten Miro'nun özü de oydu. Konyalı amcama da selam olsun, özünü iyi anlayabilmiş. Bu da Miro'dan kalan bir anı paylaşmak istedim. Siz beğendiniz mi bu arada? 2018 Dünya Kupası. BTR'mizde verelim mi? Ya gelsin mi araya, böyle sıkışsın hadi. Hadi gelsin bakalım ekranlara. Oldukça güzel olmuş. Devam edelim. Dün heyecan dolu karşılaşmalardan bir tanesi vardı. Watford Manchester United karşılaşması vardı. Maçın tamamını izlemiş birisi olarak eğer tekrarını izleyeceksiniz, sadece 10 dakikası, son 10 dakikasını izleseniz maçın özeti olabilir niteliğinde anlar vardı ki 10 dakikası, son 10 dakikası inanılmaz heyecanlıydı. Jesse Lingard bir paylaşım yaptı. Herkül gibi hissediyorum dedi. Skorun 3-2'ye geldiği stresli anlarda 70 metrelik bir driblingle sezonun en güzel gollerinden bir tanesini attı değerli izleyenler. Golden sonra da ha girdi ha girecek diye beklediğimiz Zlatan'a formasını teslim etti, sırasını verdi, yerini verdi değerli izleyenler. Bu da bir diğer paylaşımdı. Gareth Bale acaba ne zaman gelecek? Dönecek mi? Dönmeyecek mi? Neler oluyor? Geri dönmek güzeldi ama tur atlamak daha güzeldi. Buyurun Bale'ın dönüşünün fotoğrafı. O da ne demiş? Geri dönmek güzeldi ama tur atlamak daha da güzel. Acaba neler olacak değerli izleyenler? O kadar çok sakatlık geçirdi ki artık Madrid'deki ilk yılındaki muteber değil resmen. Bir diğer paylaşıma gidelim. Neva Hutchinson'ın ıslık çalmaya çalıştığı anlar nasıl çalıyor acaba? Islığı da öğrenecek. Öğrenecek. Gelsin ekranlarınıza. Ready? Neyvan'ın gösterdiğiyle Neyvan'ın çaldığı arasında da bayağı fark var. Neyvan'ın tarzı biraz daha tatlı geldi. Islık çalmayı öğretiyormuş. Sosa ve çocukları gelsin ekranlarınıza. Artık biraz böyle çocuk videoları, çocuk fotoğrafları, onlara geçtik. Onlarla birlikte sanıyoruz ki çizgi film izliyor. Çocuklar bu kadar uslu uslu oturduğuna göre. Çocuk videoları dedik, kedi, köpek, hayvan videolarına da yavaş yavaş geçelim, biraz renklendirelim değil mi? Pereira'nın köpeğiyle geçirdiği o güzel anlar sosyal medyaya da yansıdı. Getirelim ekranlarınıza. It's me.
Bu nasıl bir horlamaktır? Yani insandan çıkacak ses, yani nasıl bir köpekten bu kadar horlama sesi çıkabiliyor? Bebeklerle devam ediyoruz. Sanıyorum ki editörüm Fırat'ın baba olma zamanı gelmiş. Biraz daha şefkatle yaklaştı. Bugün tüm akış boyunca bebekleri göreceğiz Fırat. Bu fotoğraflar senin için gelsin o halde. Ronaldo kızıyla bir poz vermiş. Kaç numara oluyor bu şimdi? Bir büyüğü var, ikizi var. Bir tane yeni doğan var değil mi? Bu yeni doğan değil, 3 aylık olan. Nasıl takip edebiliyor muyuz? Bu ilk kızı, ikinci kızı da geçtiğimiz günlerde doğmuştu. İlk çocuk Ronaldo'ya benziyor mu? Bu ikizler hiç benzemiyor. Sanki Filipinler'den acaba böyle bir taşıyıcı anne olayına mı girildi? Ama maşallah diyelim. Lewandowski'nin de bebeğiyle bir fotoğrafı var. Gelsin ekranlarınıza. Hayatımdaki en güzel anlar diyor. Genelde yeni çocuk, yeni baba olanlar, anne olanlar, ilk kez olanlar hep bu cümleyi kullanır değil mi? Hayatımda yaşadığım en güzel duygu, hayatımdaki en kutsal şey çocuğu olanlar anlıyor. Direkt 29'a gidelim. Gomis'le ilgili güzel bir şarkı yapıldı değerli izleyenler. Sizlere bir mesaj atmıştık. Dedik ki bizlere fotoğraflarınızı, yorumlarınızı, bunun yanı sıra videolarınızı gönderebilirsiniz. Yetenekleriniz varsa. Mesela her gün biz programa müzikle başlıyoruz. Yurt dışından çok böyle sporculara, futbolculara yapılan müzikler var. Öyle değil mi? Parçalar var. Artık günümüzde de Türkiye'de de buna benzer parçalar yapılmaya başlamış. Onlardan bir tanesi Gomis. Gomis'e yapılan güzel bir parça. Kuzenler yapmış. Bir ekranlarınıza getirelim önce, bir paylaşalım. Sonra sizin de bilgisini paylaşacağım. Osmaniyeli kuzenler, Kuzeneros'du galiba sanıyorum ki. Kuzeneros'muş. Gomis'e de böyle bir marş hazırlamışlar. Fena da olmamış. Devamını bekliyoruz. Bir de klip çekmişler. Klipleri de güzel olmuş. Devamını bekliyoruz artık. Neler yazacaklar Galatasaray adına. Ve tarihte bugün diyelim mi? Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz sanıyorum ki. Evet, tarihte bugün diyelim hadi. Barcelona 118 yaşında değerli izleyenler. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kulüplerinden Barcelona bundan tam 118 yıl önce 29 Kasım 1899'da Katalunya'da kuruldu. Tarihinde 24 La Liga, 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan kulüp halen İspanya Ligi'nde lider. Biraz söylemiş mi olduk acaba sorunun cevabını? Sorunun cevabı da verelim mi? Ekranlarınıza gelsin mi bugün sorduğumuz sorunun cevabını? Dedik ki aşağıdaki Avrupa devlerinden hangisi şu anda liginde lider değildir? %83 oranında doğru cevap verdiniz. Juventus. İtalya liginde halen Napoli ilk sırada değerli izleyenler. Doğru cevap Juventus olacaktı. Programımızı bitirmeden önce günün sözünü de alalım mı? Bugün hangi isim bizi motivasyona sürükleyecek, motive edecek? Rocky Balboa ne diyor peki efsanevi film karakteri? Hayat senin ne kadar iyi vurduğunla ilgili değil, ne kadar iyi dayak yediğin ve hala devam edebildiğinle ilgili. Nietzsche de hep şöyle söylermiş o zamanlar. Güzel şeyler, değerli şeyler sancılı süreçlerden geçenlerdir dermiş. Bu da benden ekleme olsun. Programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 12.20'yi gösterdiğinde yeniden bu ekranda, bu programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.